Jennifer Lopez ve Paris Hilton'a da tasarımlar yapan ünlü tasarımcı Şafak Çak'ın evine konuk oldum. Ünlü tasarımcının evinden muhteşem görüntüleri izlemeye ve 2019 yılında trend olacak tasarımları öğrenmeye ne dersiniz? Hoş merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel gözüküyor burası. Boğaz da ayaklarımızın altında gibi. Evet. Sizler için tüm merak ettiğimiz soruları soracağım. Bakalım ev dekorasyonunda nasıl yanlışlar yapıyormuşuz? Neleri tercih etmemiz gerekiyormuş? Hepsini biraz sonra hep birlikte öğreneceğiz. Peki dünya starlarına yapmış olduğun tasarımlar var. Hepimiz biliyoruz. Bu derece nasıl tanındın Şafak? Ya bu bir süreç açıkçası. 2011'de başladı. İlk Paris Hilton'la başladı. Ondan sonra Jennifer Lopez'le, ki hala şu anda Jennifer Lopez'le devam ediyoruz. Hatta Las Vegas'ta, hani oralardan izleyen varsa, son tahmin ediyorum 10 konser. Türk hilalini koyduğumuz Jennifer Lopez'in konserine. Kaçırmasınlar. Ondan sonra bitiyor ve 4 sene evvel de Sting'in New York'taki penthouse'unu yapmıştım. Türkiye'de çalıştığın ünlüler var mı? Ben Ajda Pekkan'la çalıştım. Açık hava konserinde ona da bir taht yapmıştım. Bembeyaz bir taht. Çok da güzeldi açıkçası. Güzel de ses getirmişti. Ajda Pekkan haricinde kimseyle bir daha çalışmadım. Peki neden? Yani zor bir soru bu. Türkiye'deki konserlere çok ciddi bütçeler ayrılmıyor maalesef. Kiralanan ses ışıkta ne varsa elimizde onlar oluyor. Buna da hak veriyorum. Yurt dışındaki prodüksiyonlar oldukça büyük. Milyon dolarlar seviyesinde bütçeler. Öyle olunca da haliyle çok rahat davranabiliyorsunuz. Türkiye'de bu bütçeler biraz zor. Evimizin dekorasyonu için bir tasarımcıyla çalışmak istesek bu çok pahalı bir şey midir? Tam tersi. Yıllardır ben bunu söylüyorum. Tasarım pahalı bir şey değildir. Size örnek şöyle vereyim. Banyomuza bir tane seramik koyacağız ve ünlü bir markanın seramiği. Ben bunun aynısını bir müşterime şöyle yaptım. Kenarında imzası da yok. Böyle yaklaşık 60 santimlik bir seramikti. Bir markanın. Ben aynı seramiğin benzerini kasap fayansından 20'ye 20 yapıp ortasına paslanmaz çelik koydum ve ikisini de müşterimin önüne koydum. Müşteri hangisi bunun ünlü marka, hangisi kasap fayansı olduğunu anlayamadı. Yani bu demektir ki doğru şeyleri bir araya getirirseniz tasarım pahalı bir şey değildir. 2019 ev tasarımlarında neler moda? 2018'de yeşildi trend rengimiz. Bu sene lacivert. Aslında gece mavisi, koyu. Bu sene şu anda devam eden Fashion Week'ler var. Bu moda haftalarındaki renkler bilin ki 2019'un dekorasyon trendleri olacak. Tasarımcı Şafak Çak'la sohbetimiz kaldığımız yerden devam edecek. Fakat önce ben bir bahçeyi gezmek istiyorum. Heykeller görüyorum. Bakalım bunlar nasıl ortaya çıkmış. Daha farklı objeler de var etrafta ve çok güzel gözüküyor. Tasarımcı tırnak içinde doğru yapması gereken şey birçok farklı unsuru bir araya getirdiğindeki güzellik. Peki bu plastiği evin içinde de kullanabilir miyiz evde? Kullanmasak daha iyi. Plastik eve hiçbir şey sokmasak daha iyi. Yani pencere çerçevelerinden tut parkeye kadar plastik olmayanı tercih ne kadar edersek o kadar iyi. Çünkü neticede kanserojen. O yüzden de hep ne kadar dışarıda, bahçede, dış mekanda kullanmakta fayda var. Öneri yani. Şurada da koltuklar görüyorum. Genelde bahçede bu malzeme tercih ediliyor. Evet, rattan. Rattan ismi. Evet, bunlar uzak doğu ürünleri. Bunlara yani kar da yağsa, fırtına da kopsa hiçbir şey olmuyor. Bakım gerektirmiyor her sezon. Çünkü normalde ağaç olsa cilalaman lazım, zımparalaman lazım. Bunlar bakım gerektirmiyor. Rattan dış mobilyada en fazla kullanılan ürün. Peki başka bir ürün, malzeme kullanabiliyor muyuz bahçelerde? Vallahi tik kullanılıyor aslında, tik ağacı. Hiç oynamıyor, çalışmıyor, hiçbir şey olmuyor ama tikin bakımı çok zor. Her sene bakım yapacaksın, zımparalayacaksın, tekrar yağını süreceksin falan. O yüzden hani pratik ve plastik ürünler her zaman dış mekan için en büyük favori. Ev dekorasyonunda ve ev aksesuarlarındaki önerileri tasarımcı Şafak Çak'tan almaya devam ediyoruz. Biraz da evin içerisini gezelim. Çok şık gözüküyor.
hemen ayna gözüme çarptı. Aynayı nasıl alanlarda tercih etmeliyim? Ya burası çok dar bir yer. Bak ikimiz ancak sığıyoruz. Kesinlikle ama aslında çok geniş gösteriyor. Bir yandan da tehlikeli çünkü kapıyı açan burası da boşmuş değil. Buraya da gidebilir ama genelde ben dar yerlerde mutlaka ayna kullanıyorum. Ne obada çok değişik, bak, mermer. Tasarımım. Bunun üstlük, bunu oturduğum tesis açısı da kendi kendime yaptım. Bu tamamen masif mermer, bu bir ton. Bunun buraya nasıl taşındığı mesela çok önemli bir soru. Çok taşınabilir evet. Bir şey değil ve tamamen bir bloktan el oyması bu. Elle bir sanatçı yaptı. Şafak, banyolarda yapılan en büyük yanlışlar neler dekorasyonda? Aslında yanlışlar demeyeyim de hayatımızı kolaylaştıracak unsurları pek tercih etmiyoruz. Bunlar nedir? Örneğin işte duş buhar yapıyor ve aynaların hepsi çıktığımız zaman buhar oluyor, kendimizi göremiyoruz. Bu sadece 2 TL'ye satılan cam rezistansları vardı arabanın. Bunu aynanın arkasına koyduğunuz vakit toplam maliyetiniz 5 TL. Hiçbir zaman buhar tutmuyor mesela aynanız. Bu bir lüks aslında ama ucuz bir lüks. Bu tüyoyu mesela kimse bilmiyor. Evet, hiçbirimiz bilmiyor. Teşekkür ederiz vermiş olduğum bu tüyo için. Hayatını kolaylaştıracak birçok unsur var banyoda. Burası da bir çocuk odası anladığım kadarıyla, kelebekler. Zeyno'nun odası. Burası. Çok güzel. Zeyno kendi mi tercih etti rengi? Evet, yani çocuk odası, şimdi Zeynep 9 yaşında. Çocuklar genelde pembe, işte beyaz falan bunu çok kullanırlar. Bizimki turkuaz seviyor. Turkuazla siyahı da bir araya ben ona getirdim böyle numune gibi. Tamam dedi, benim odam böyle olsun. Turkuaz, sarı, kelebekleri kendi yaptı, kendi taktı. Her şeyde olmayı seviyor. Seviyor. Bir de yani ben şeyi çok seviyorum. Mesela tabii bunu o yapmadı duvar kağıdını ama boyanabilen duvar kağıtları var artık. Yani tükenmez kalemle, gazlı kalemle çocuk istediği gibi boyuyor. Üstünü çıkartıyorsun bir daha boyuyor gibi. Çocuk odalarında boyarken eğleniyor. Aynen öyle. Çünkü çocuk her duvar kağıdını çizer. Bizimki şimdi büyüdü artık ama ben 3-4 yaşında olsaydı o duvar kağıtlarından kesin tercih ederdim. Şu an çocuk odasının oyun alanı bölümündeyiz. Zeynep mi tasarladı bu odayı? Bu odayı hep her şeyini Zeynep yaptı. Duvar kağıdını, zeminini, tavanını, püskülünü, kraliçe taçını her şeyini Zeynep yaptı. Kız çocuğu olduğu belli. Sonuçta içimizde bir pembe yatıyor. Pembe tercih etmiş renkte yine. İşte burada eski peluş oyuncakları. Bu tarafta işte dans ettiği, işte müzik yaptıkları vesaireler. Burada pembeyi tercih etti. Gitti bir de ondan sonra flamingo'lu duvar kağıdı. Onlar da pembe. Bu pembe ama işte mesela bu daha böyle pamuk helva pembesiyken bunu mesela açık pembe olarak seçti. Üstünde de siyah. Gene bir kontrast, gene bir bütünlük var aynı burada. Aynı rengi kullanıyorsak en azından tonlarını. Aynen öyle. Aynen. Farklı kullanalım. Tabii tabii. Biz de mesela şey çok sever Türk hanımları. Perde aynı renk, koltuk aynı renk, koltuk yastığı aynı renk. Bunun ismi kombin. Bu yanlış, çok büyük bir hata. Tam tersi bunun tonlarını kullanırsak ev daha şık ve güzel oluyor. Tasarımcı Şafak Çak'la olan sohbetimizde ev dekorasyonumuzda ve ev aksesuarımızda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hepsini öğrendik. Bence siz de evinizde uygulayabilirsiniz. Görüşmek üzere.